My, my, here come the fuzz. Bugün Hyundai Genesis 3.8 ile beraberiz. Çok özel bir araç. O kadar özel ve lüks olunca yanımıza bir tane de uzman aldık. O yüzden Kubilay Bey yanımızda. Evet, ne diyorsunuz araç hakkında? Güzel bir Amerikan arabası olmuş. Oldukça lüks, oyuncağı bol, büyük, motoru iyi. Epey eğlenceli bir araba. Evet, yani Kore yapımı ama Amerikan arabası olmuş diyorsunuz. Çok güzel. Bir klibimiz var. Malum artık yavaş yavaş gelenekleşmeye başladı bu klip işi. Çünkü çoğunlukla görürüz bu mafyalı yerli dizilerde hep lüks otomobile binilir. Hiç Genesis görmemiştik. Biz de kendi yerli dizimizi çektik bu yüzden. Basınlarımız gitti de artıyor. Demirden korksak trene biner miydik abi? Bu vatan için az mı kurşun sıktık? Az mı kurşun yedik? Az mı vuruştuk ağam? Ey gidi günler ey! Ali Rıza, iyice gemi azıya aldı artık. Ali Rıza'yı sen hiç kafana takma ağam. Allah'ın inayetiyle onun da defterini düreceğiz. Kurt, uslu havayı sever. Filmi seyredeceğim mi? Geçen sefer yengen aradıydı, yarım kaldıydı. Onu ben alayım bu sefer. O zaman filmi sen seyret. Ben de işi bitireyim. Ali Rıza beni bir kere öldürebilir. Ben onu her gün öldüreceğim. Çık lan dışarı. Klibi gördünüz. Oldukça eğlenceli. Hadi buyurun bakalım özelliklerine bir de yakından. Buyurun abi. Hadi. Hyundai Genesis'te tabii böyle çok güzel detaylar düşünülmüş. İşte inip binerken koltuk uzaklaşıyor, direksiyon içeri giriyor ki rahat inelim. Binince hepsi geri yerine geliyor falan. Bunlara hasta oldum. Ben çok beğendim. Onun dışındaki detaylara ne diyorsun hocam? Yıllarca lüks otomobilleri Türkiye'de yazık ettiğimizi söylediler. Hep bunu dinledik. Oysa öyle bir şey değilmiş. Lüks otomobil, böyle otomobil sahipleri Türkiye'de adeta kendi uçan anılarının üzerinde bizim maruz kaldığımız hemen hemen hiçbir hasara maruz kalmadan gidiyorlarmış. Evet, yani ne o çukurlarda böyle langır şingir biz böyle perişan oluruz. Yani garibandır bizim otomobiller. Onlar böyle hep bir havada gider ya. Herkes de gıcık olur ya. Neye böyle herkesin önüne çıkıyor. Çünkü hakikaten ayrı bir dünyada yaşıyormuş. Ve biz farkında değilmişiz. Genesis'e binince ben bunu anladım. beygir 3.8 kurşunsuzla çalışıyor. Biraz şey var. Ocağa incir ağacı dikme yapar. Biraz şey var. Böyle seviyor. İçmeyi seviyor. Burada da çift yöne bakan kamerası var. İşte uzun burun manevralarda değil mi? Oradan oradan bakıyoruz. Bizde çok popülerdir ya, kaldırıma çıkmayın mantarları. Perişan eder her tarafı. Vitesi sürüş konumunu alınca öndeki iki kamera burunda iki tarafı çekiyor. Hani görüntü var mı, ne var, çarpar mıyım, bunları kontrol etmek için. Geri vitesi alınca da arkadaki kamera devreye giriyor. Yeşil kısım rahatça geçeceğim, sarı kısım biraz ucunda, kırmızı da çarpabileceğim kısım. Ayrıca park destek sistemi de var. Yani park ederken yaklaşımları vesaireyi de uyarıyor sesli olarak. Artı bunlar var.
Yani tabii buradan mesela koruma eğer çok sizi sıkıştırıyorsa onu böyle buradan oynayabiliyorsunuz. O çok enteresan. Önce ileri almak mümkün. Hadi ileri almak yetmedi, biraz daha eziyet edeyim diyorsunuz. Hani önünüze görüntü açılsın. Gitgide gidiyor. Kubilay iyi misin hocam? Bak gitgide torpidoya yaklaşıyorsun. Ne oldu sana? Böyle bir şekil var yani. Tabii adama yazık, günah deyip açıyoruz ondan sonra. Böyle bir durum var. Genesis'te diz mesafesi o kadar uzun ki artık diz mesafesinden bahsetmiyoruz. Bacak bacak üstüne atma mesafesinden bahsediyoruz. Genesis'in güzel özelliklerinden bir tanesi de basit ve gün içerisinde çok defa kullanılacak klima fonksiyonlarına ya da güvenlik fonksiyonlarına özel düğmelerin olması. Bu düğmeyle ekranların ve menülerin içerisinde debelenmek zorunda kalmamanız. Evet, yani her şey var. Sen en çok nesini beğendin? En çok iPod bağlayabilme özelliğini sevdim. Buradan kontrol edebiliyorsun falan ya. O güzel. Buradan, evet. De öyle bir özelliği var. Hyundai dünyada standart olarak iPod bağlantısı gelen tek otomobil markasıymış. Son tahlilde Hyundai Genesis. Bence çok lüks, çok güzel, çok rahat bir otomobil. Ben çok beğendim. Ne diyorsun hocam? Genelde Amerika pazarı için üretilen arabalarda bir can sıkıcılık, yol tutmama, bir nallık, bir nal, bir tahta bir hal olur genelde. Genesis bunun biraz ötesinde. Çok güzel yol tutuyor. Bir Amerikan arabası için çok güzel yol tutuyor. Motoru çok eğlenceli. İçinde bir dolu oyuncak var. Bu paraya epey lüks sahibi yapıyor insan. Bence de harika bir otomobil. Tavsiye ediyoruz.